Arkadaşlar merhaba, kap ve piyasa haberlerine hoş geldiniz. Günün öne çıkan başlıkları: DMR unlu mamulleri halka arz talep toplama işlemi bugün sondu. Pazartesi günü sonuçlar açıklanır. Vakıf GYO ve Kalekim bedelsiz tarihleri açıklandı. Biliyorsunuz SPK tarafından onaylanmıştı. Kasa emtiada dev bedelsiz açıklandı ama önce gün sonu verilerine bakalım. BIST 100 günü 8039.18 puandan %0.48 artışla kapattı. BIST 100'ün işlem hacmi 133 milyar 149 milyon TL olarak gerçekleşirken en fazla değer kazanan sektör BIST taş toprak, en fazla değer kaybeden sektör menkul kıymetler yatırım ortaklığı. Fiyatı yükselen hisse senedi sayısı 343, fiyatı düşen hisse senedi sayısı 168, fiyatı sabit kalan hisse senedi sayısı 15. BIST 100'ün yabancı payı %33.88, giderek artan bir yabancı payı var. Dün %33.40, ondan önceki günde %32.35'ti. Ata Yatırım TÜPRAŞ için çok detaylı bir rapor hazırlamış. Güncel hedef fiyatını da 215 TL olarak vermiş. Katalizatörler, yani olumlu olacak şeyler, olumlu yansıyabilecek şeyler: yüksek ürün marjları ve geniş ham petrol farklarının devam etmesi, yeni kapasite duyuruları, stratejik dönüşüm planlarındaki gelişmeler, TL'de olası zayıflama, ham petrol fiyatlarındaki yükseliş, 2023 yılı karından beklenenden yüksek temettü dağıtımı da hisse senedine ivme kazandıracak diğer olası gelişmeler olabilir diye vermişler. Risklerde yüksek ürün marjlarının sürdürülebilirliği konusundaki belirsizlik, döviz kurlarında ve ham petrol fiyatlarında oynaklık, elektrikli araçlar uzun vadeli bir risk olmaya devam ediyor demişler. TEP Yatırım Kardemir ve Ereğli için hedef fiyatı verdi. Kardemir hedef fiyatı 44 lira 80 kuruş, getiri oranı %69 civarı. Ereğli için de 65 lira 87 kuruş, getiri oranı %57 civarı demişler. Geçelim kap haberlerine. Tekfen Holding özel durum açıklaması, yeni şirket kurulması. Yönetim kurulumuz yenilenebilir enerji çözümleri konusunda faaliyet göstermek üzere Tekfen Yenilenebilir Enerji Çözümleri AŞ ünvanıyla 10 milyon TL tutarındaki sermayesinin tamamı şirketimiz tarafından taahhüt edilecek bir şirket kurulmasına, şirketimiz ve iştiraklerimiz bünyesindeki gelir getiren ve gelir getirme potansiyeli taşıyan taşınmazların yeni kurulacak olan Tekfen Varlık ve Taşınmaz Yönetimi AŞ şirketine devri için gerekli işlemlerin başlatılmasına, grup şirketlerimizden Tekfen İmalat ve Mühendislik AŞ'nin Derince'deki arsasının ve üzerinde yer alan fabrika binasının kısmi bölünme yöntemiyle yeni kurulacak olan sermayesi Tekfen İnşaat ve Tesisat AŞ tarafından taahhüt edilecek Tekfen Derince AŞ'ye aktarılmasına karar verilmiştir demişler. MİA Teknoloji özel durum açıklaması. Bağlı ortaklık depolamalı GES ön lisans başvurusu. Bağlı ortaklığımız Enerji AŞ'nin %100 bağlı ortaklığı olan aşağıdaki bilgileri bulunan şirketler tarafından 19 Kasım 2022 tarihinde resmi gazetede yayınlanan elektrik piyasasında depolamalı faaliyetleri yönetmeliği kapsamında depolamalı elektrik üretim santrali projeleri için fotovoltaik güneş enerjisiyle elektrik üretim santrali ve bu santrallere bütünleşik elektrik depolama tesisleri kurmak amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ön lisans başvurularında bulunulmuştur. Bunlardan birisi Diltekin Enerji Üretim ve Ticaret AŞ 40 MW GES ve 40 MW depolama tesisi, Censan Enerji Üretim 10 MW GES ve 10 MW da depolama tesisi. Önceki başvurumuzla beraber depolamalı elektrik üretim santrali projeleri için ön lisans başvurularımızın toplam kapasitesi 95 MW GES ve 95 MW elektrik depolama tesisi olarak diye bize bildirmişler. Aselsan yeni iş ilişkisi kapattı. TAİS ortak girişim ve STM iş ortaklığı ile Milgem 6-8 gemileri savaş sistemleri tedariki kapsamında 9. ayın 22'si 2023 tarihinde Aselsan payı 205 milyon euro ve 2 milyar 330 milyon 584 bin 21 TL tutarında olan bir sözleşme imzalanmıştır.
Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2024-2026 yılları içerisinde gerçekleştirilecektir. Yeoteknoloji, Yeotek özel durum açıklaması işbirliği anlaşması hakkında Gürcistan'da enerji sektöründe inşaat, planlama, dizayn ve mühendislik alanında uzmanlaşmış Bemoni Engineering and Construction Limited ile birlikte güneş ve rüzgar enerji santrali projelerinin geliştirilmesi ve EPC işleri, SCADA yazılımı, yüksek ve orta gerilim trafo merkezleri, enerji depolama sistemleri gibi iş alanlarında ortak projeler yürütülmesine yönelik işbirliği anlaşması yapılmıştır. 8. ayın 4'ü 2023 tarihli KAP bildirimimizde açıkladığımız üzere Bemoni Engineering Limited ile oluşturulan iş ortaklığı İdliani 500 kW 267 MW GIS gaz izoleli trafo merkezinin anahtar teslim kurulması, dizayn, mühendislik, elektrik, inşaat, mekanik, tedarik, montaj, test ve devreye alma ihalesini kazandığını duyurmuştu. Merkezi kayıt kuruluşu SPK işlem yasağı nedeniyle pay duyurusu. Arkadaşlar bunu bu kapı niye size gösteriyorum? Hani yatırımcı bazında tedbirler geliyor 6 ay işte 3 ay gibi. O paylar, o insanların elindeki paylar ne oluyor? İşte borsada işlem görmeyen tipe dönüşüm ve borsada yasaklanan hisseler olarak karşımıza çıkıyor. Bu hisseleri de gördüğünüz gibi o yasak yiyen yani insanların hisseleri yasaklanan ve borsada işlem görmeyen tipe dönüşen hisselerin listesi böyle KAP tarafından bizimle paylaşılıyor. Evet, Menderes tekstil sermaye artırımı azaltımı kapattı. Bu şirketi ben beğendiğimi size söylemiştim. Arkadaşlar bu şirket tahsisli sermaye artışı kararı almıştı. Bu da SPK tarafından benim bildiğim kadar onaylanmıştı. Evet, onaylanmıştı. Tahsisli sermaye nedir? Bunu birkaç arkadaş sormuştu. Şöyle anlatayım. Bakın şu anda yaklaşık 250 milyon adet bu şirketin lotu varken, yani borsada işlem görmeyen şekilde nedir? Başka yatırımcılara bu hisselerini toptan bir şekilde satması, yani bizimle alakası olmayacak bir şekilde diğer yatırımcıya, profesyonel yatırımcılara ya da aracı kurumlara bunları satıyorlar. Toplam 27 milyon 292 bin 576 adet lotunu 10 lira 91 kuruştan tahsisli sermaye artışına gitmiş. Rüçhan hakkı kullandırılması tahsisli artırılacak sermaye demişler. Şimdi arkadaşlar, evet, bununla birlikte toplam 250 milyon olacak lot. Burada da görüldüğü üzere 277 milyon 292 576'ya çıkacak. Fakat sadece lot adeti çıkıyor. Borsada açıklığı, halka açıklığı değişmiyor. Fakat bu şirkette ortakta kalan kişi daha sonra borsada işlem gören tipe dönüşüm duyurusu yapıp bunun için SPK'ya başvurup bunu borsada satabilir. Ama tabii ki bu çok uzun bir süreç. Zaten bunu alacak insan da kısa vadeli düşünmez ya da kurum kısa vadeli düşünmez. Borsa İstanbul hak kullanım kapı 9. ayın 25'i 2023 tarihinde, yani pazartesi günü Arçelik hisse başına 2 lira 39 kuruş net temettü ödemesi gerçekleştirecek. Hesaplara geçiş tarihi 2 gün sonra. Lider Turizm sermaye artırımı kapı. Biliyorsunuz %150 oranında bedelsiz sermaye artışı kararı vardı. Bunun için bugün SPK'ya başvuru yapılmış. Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Vakıf GYO sermaye artırım azaltım kapı. Arkadaşlar, şirketin bedelsiz sermaye artırımı, SPK onayı ve bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi hakkında bana bugün Twitter'dan bir arkadaş sormuştu. Benim bildiğim işte bir arkadaş dedi %45 oranında bedelsiz sermaye artışı vardı. Nasıl 72, tam 72 değil de 71 küsür ama düz hesap 72 diyelim. Şimdi arkadaşlar, bunun tarihi belli oldu. Nasıl 72 oluyor? Şöyle söyleyeyim. Kar payından bedelsiz pay alma oranı %45.88.
İç kaynaklardan bedelsiz pay alma oranı da %25.87. Bunların ikisini topladığınız zaman %71 küsür, hemen hemen %72 yapıyor. Bunun için de kayıt tarihine bakacaksınız. Her zaman kayıt tarihine bakın arkadaşlar. Çünkü bu bedelsiz işlemin başlangıç tarihi her zaman kayıt tarihinin bir gün öncesidir. Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih 9. ayın 27'si demiş. Yani 9. ayın 26'sında bu şirket bedelsiz bölünmüş olarak Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak. Bakın eskiden de kaplar böyle atılırdı. Aşağıda işte şu tarihte bedelsiz bölünecek denmezdi. Burada da zaten öyle bir tarihler vermemişler. İşte bu tarihi bulmak için her zaman kayıt tarihine bakıp kayıt tarihinden bir gün öncesini baz almak gerekiyor. Evet, Borsa İstanbul borsa yatırım fonlarının işlem görmeye başlaması kapı attı. Arkadaşlar hemen bunu bu da fon niye hisseyle alakası yok diyorsanız Osmanlı Portföy'ü açıklayacağım. Yönetim AŞ'nin kurucusu olduğu Osmanlı Portföy BIST 30 Endeksi hisse senedi yoğun borsa yatırım fonu. Şimdi arkadaşlar bu fon 9. ayın 26'sı 2023 tarihinde borsa pay piyasasında yapılandırılmış ürünler ve fon pazarında işlem görmeye başlayacaktır demişler. Fona katılmak için maksimum 3 milyon TL para yatırabiliyormuşuz. Şimdi arkadaşlar dün akşam Borsa İstanbul tarafından, hatta sabahleyin ben bunun bir açıklamalı videosunu da yaptım. BIST 30'da girecek şirketler ve çıkacak şirketleri nasıl etkiler diye. Şimdi arkadaşlar bu fon kurulmuş, 9. ayın 26'sında işleme başlayacak. Bu fon BIST 30 endeksi hisse senedi yoğun fon olduğu için, yani ünvanında BIST 30 endeksi hissesi yazdığı için en az %80 oranında BIST 30 hissesi taşımak zorunda. Dolayısıyla giren hisselerden ve mevcut bulunan 30 hisseden almak zorunda, çıkanları da almayacak. Yine endeks değiştiği zaman yeni yılda, biliyorsunuz 3 ayda bir endeks değişir. Yeni yılda endeks değiştiği zaman çıkanlardan elinde varsa onları satacak. Yeni girenlerden almak isterse alacak. Yoksa diğerlerinde miktar artıracak. İşte bu gibi şeyler endeksteki şirketlerin değişikliğinde pozitif ya da negatif yansır. Söke değirmencilik, finansal duran varlık edinimi. Daha önce bu kapı atmıştı zaten. Şirketimizin 9. ayın 22'si 2023 tarihli yönetim kurulu kararı ile Rudis Organic and Gluten Free glutensiz Rudis'miş ismi de sermaye artırımından tahsis yöntemiyle iştirak ederek şirketimizin, bakın deminki tahsis yöntemiyle, demin Menderes ne yaptı? Tahsisli sermaye artışı yaptı. Başka bir şirkete, artık başka birisine ya da başka bir aracı kuruma tahsisli bir şekilde hissesini sattı. Bu da aynı şekilde sermaye artırımından tahsis yönetimiyle iştirak ederek, yani bu Rudis'in tahsisli sermaye artışıyla şirketimizin sermaye artırımı sonrasında Rudis paylarının %12.65'ine sahip olması için Rudis'in mevcut ortaklarıyla anlaşma sağlanmıştır. Bu kapsamda sadece Rudis şirketinin paylarının tamamının sahip olma özel amacıyla kurulmuş Keres Nevco 2 inç ile sözleşme imzalanmasına karar verilmiştir. Pay edilmesi için gerekli sermaye artırım bedeli 87 milyon 40 bin TL olup 9. ayın 20'si 2023 sözleşme imza tarihi itibariyle bir ay içerisinde Rudis'e ödenmesi planlanmaktadır. Ödemenin gerçekleştirilmesi, gerekli işlemlerin yapılması ve tüm belgelerin imzalanması için yönetim kurulu başkanımız Sayın Eren Günhan Ulusoy'a yetki verilmiştir. Gerekli olan 87 milyon 40 bin TL'nin 35 milyon 867 bin 279 TL'si halka arzdan elde edilen fonun kullanım yerine uygun olarak finansal yatırımlar kaleminden 51 milyon 172 bin 721 TL'si öz kaynaklarımızdan karşılanacaktır. Bu işlem sonucunda şirketimiz 87 milyon
40.000 TL yatırım karşılığında Rudis Organics and Gluten'in %12.65 oranında paylarına sahip olacaktır. Şimdi arkadaşlar, tahsisli sermaye artışından başka bir şirketten %12.65 oranında pay alıyor. Bu şirketi niye alıyor? Kendi alanında yine büyümek için, oradan pay almak için, belki bu şirketle birlikte kendi ürünlerini sattırabilmek için, efendime söyleyeyim, o şirketin büyümesinden yararlanabilmek için tahsisli sermaye artışı yöntemiyle şirketten %12.5 civarında pay alıyor. İşte deminki Menderes'teki kap, bunların ikisini yan yana getirirseniz ne demek istediğimi anlamış olursunuz. Evet, yeni halka arzlardan platform turizmin kar payı ödemesi kararı vardı. Hisse başına 5.8, hemen hemen 6 kuruş nakit temettü ödemesi. Daha önce teklif edilen 10. ayın 10'u 2023 tarihinde kesinleşen hak kullanım tarihi diye paylaşmışlar. Hesaplara geçiş tarihi 10. ayın 12'si. Arkadaşlar, burada hemen hemen 6 kuruş bazı arkadaşlar haklı olarak mırın kırın edebiliyor. Ya işte kuruşla temettü veriyor diye. Fakat bu şirket özelinde konuşacak olursak, hem yeni halka arz olması sebebiyle hem de halka arz olur olmaz da temettü dağıtması sebebiyle benim için çok değerli bir karar diyebilirim. Evet, Kalekim sermaye artırımı azaltımı kapı. Kalekim'in de %300 oranında bedelsiz iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artışı. Kayıt tarihi 9. ayın 28'i 2023, borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Bu şirkette burada da gördüğünüz üzere herhangi bir şekilde ne zaman başlayacağını söylememiş ki, dediğim gibi eskiden kaplar atıldığı zaman zaten gerçekleşme tarihi açıklanmazdı, kayıt tarihinden anlaşılırdı. Burada da kayıt tarihini baz aldığımız zaman 9. ayın 27'sinde Borsa İstanbul'da %300 oranında bedelsiz bölünmüş olarak işlem görmeye başlayacak. Hayırlı olsun iki şirket için de, alana tutana. İmaj Makine özel durum açıklaması yeni siparişlerin alınması hakkında. Şirketimizle Afrika'da mukim bir müşterimiz arasında 1 milyon 380 bin dolar toplam bedel ile buğday ürünü değirmeni kurulumu sözleşmesine istinaden şirketimiz hesabına peşinat ödemesi bugün ulaşmıştır. Bu satışın sevkiyatının 2023 yılı sonuna kadar yapılması planlanmakta olup, aynı zamanda Uzak Doğu Asya'da mukim bir müşterimiz arasında 725 bin dolar toplam bedel ile buğday ürünü değirmeni kurulumu sözleşmesine istinaden şirketimiz hesabına peşinat ödemesi ulaşmıştır. Bu satışın sevkiyatının 2023 yılı sonuna kadar yapılması planlanmaktadır. Arkadaşlar, bu şirket bunun gibi kapları, yani buğday değirmeni satışı kapı bayağı atıyor. 1 milyon 308 artı 725 bin dolar dediğimiz zaman hemen hemen 2 milyon 100 bin dolarlık bir iş. Bence güzel bir iş. Adese gayrimenkul maddi duran varlık alımı kapı. Bağlı ortaklığımız İrent Oto Kiralama Filo Hizmetleri Ticaret AŞ üzerinden çeşitli modellerde 59 adet aracın 53 adet araç finansal kiralama yoluyla KDV hariç 41 milyon 630 bin 294 TL'ye 6 adet araç ise öz kaynaktan karşılanarak toplam KDV hariç 46 milyon 778 bin 98 TL tutarında alım işlemi gerçekleştirilmiştir. İlgili araçlar İttifak Holding ve grup şirketlerine kiralanacaktır demişler. Arkadaşlar, İttifak Holding'e ben yatırım yapmıyorum, fakat bu şirket niye İttifak Holding'i niye yatırım yapmadığımı defalarca söylemiştim. Fakat bu şirket, yani şurada gördüğünüz üzere Adese Gayrimenkul, bu şirketler içinde, bu grup içerisinde en iyilerinden bir tanesi diyebilirim. Yani iyiye iyi, kötüye de kötü demek benim sonuçta görevim. Şimdi şöyle yapalım. Bu şirketin şöyle bakalım hemen. Fiyat olarak çok fazla gitmemiş şirketlerden bir tanesi, özellikle bu grup içerisinde. Zira bu gruplara çok
operasyon yapılıyor. 2 lira 47 kuruş fiyatı var. Bugün de 8.81. Daha önce ben bunun çok fazla gitmediğini söylemiştim. Fiili dolaşım oranı %92.90 oranında. Ödenmiş sermayesi de 1 milyar 8 milyon adet. Şimdi arkadaşlar, benim için bu fiili dolaşım oranı çok yüksek. 92.90 oranında. Karnesine baktığımız zaman durumu iyi. Yani patron şirketi bize, yatırımcılara arz etmiş hepsini. Ama şirketin durumu çok iyi. Fiyat çok gitmedi. Kısa vadeli trade etmek isteyen arkadaşlar için bu gibi hisseleri yakalayabilir. Bunlar da hareket edebilir. Tabii ki de riske edebileceğiniz miktarlar kadar, ben sadece gördüğümü söylemekte yükümlüyüm. CVK Maden yeni iş ilişkisi kapağı attı. Şirketimiz CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret AŞ, yurt dışında yerleşik bir şirket ile maden cevheri satışı konusunda anlaşmıştır. Siparişin toplam bedeli yaklaşık 41 milyon 853 bin Türk lirası, yani güncel kurla da 1 milyon 550 bin dolardır demişler. Bu da güzel bir iş. Borsa İstanbul Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi kapsamında Avhol, Cemaş, Kiler Holding, Tuğçelik paylarında 9. ayın 25'i, yani pazartesi günü seans başından 10. ayın 24'ü seans sonuna kadar açığa satış ve kredili işlemlere yasak getirdi. Yine Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi kapsamında Aztek paylarına 9. ayın 25'i pazartesi günü seans başından 10. ayın 24'ü seans sonuna kadar brüt takas uygulanacaktır. Brüt takası defalarca anlattım. Yine volatilite bazlı tedbir sistemi kapsamında Van Gıda paylarında pazartesi seans başından 10. ayın 24'ü seans sonuna kadar emir paketi tedbiriyle işlem görecektir demiş Borsa İstanbul. Evet, kasa emtia ya da casa emtia petrol kimyevi türevleri sanayi ticaret. Casa sermaye artırımı azaltımı kapattı. Arkadaşlar, şimdi bu şirkete de bakmak lazım. Şöyle bakalım. Bu şirket %1000 arkadaşlar, gerçekten yüksek. İç kaynaklardan bedelsiz pay alma oranı, yani %1000 bedelsiz sermaye artışı kararı aldı Casa Emtia. Şimdi bu şirkete bakalım. Benim anladığım kadarıyla bu şirket bedelsizle birlikte bir yürümek istiyor. Zira bu şirketin lota dedi az. Yani bedelsizlik potansiyeli yüksek. Toplam 4 milyon 900 bin adet lotu var. Bunun da %79.41'i, hemen %80'i fiili dolaşımda. Yani dışarıda yatırımcılarda %20 ile patronlar şirketi yönetiyorlar. Şimdi burada 5 milyon pay olsa yaklaşık 3 milyon 900 bin lotu dışarıda, gerisi patronda. Lot adeti az fakat fiili dolaşım oranı ve bu şirketin finansalları yüzünden fiyat çok fazla yükselmemiş. 85 lira fiyatı var. Benim anladığım kadarıyla patronlar yüksek bedelsiz kararıyla şirkete ivme kazandırmak istiyor. Tabi burada insanın aklına da bazı sorular gelmiyor değil. Niye? Bedelsiz yapıp işte efendime söyleyeyim fiyatı belli bir noktaya getirdikten sonra şirket, bakın bunun gibi kötü örnekler çok var. Şöyle anlatayım. Bazı şirketler önce güzel bedelsizler açıklıyor, daha sonra bedelli yapıyor. Bu sefer hissenin fiyatı düşüyor, sonra bedelliği geri çekiyor ya da azaltıyor gibi gibi piyasaya oynayarak şirkete de gelir elde ediyor, kendisi de cebine para kazanabiliyor. İrfan Yazıcıymış bu şirketin, %19.88'ine sahip şirket. Şirketin bağlı ortaklığı yokmuş arkadaşlar. Hemen şöyle karnesine baktığımız zaman karlılıkta 6'da 0, kar etmeyen bir şirket. Büyümede 6'da 1 çok az. Borçlulukta 6'da 6, borcu olmayan, yani çok az olan ya da fakat kar etmeyen bir şirket olduğu için. Hemen temettü ve sermaye artırımlarına bakalım. 2012 yılında %860 bedelsiz yapmış. 2012'de
2012'de tahsisli yapmış. İlk defa 2021 yılında hisse başına net 24 kuruş nakit temettü ödemesi gerçekleştirmiş. Şimdi benim için bu şirket uçacak kaçacak mı piyasa, yani her şey olabilir. Hiç kimse bir şey diyemez, onu size söyleyeyim. Şöyle 10 çeyreklik bakalım bunlara. Evet, şirketin durumu ortada. Şimdi ÇASA, Emtia, Petrol, Kimyevi ve Türevleri Sanayi Ticaret AŞ demişler. Ama altında bağlı şirketleri yok. Şirketi çok fazla bilmemekle birlikte bunlar benim sadece tahminlerimdir. Herkes daha fazla, daha ayrıntılı inceleyip yatırım yapmak isteyenler yatırım yapabilirler. Evet, en son kap, günün en son kapı Kontrolmatik Teknoloji, Enerji ve Mühendislik AŞ Kontrolmatik. İki gözümün çiçeği Kontrolmatik. Arkadaşlar, bu şirket benim en beğendiğim şirketlerden bir tanesi. Hatta en üst sıralarda bulunan bir şirket. Özel durum açıklaması Pomega Enerji Depolama Teknolojileri hakkında. %89 bağlı ortaklığımız Pomega Enerji Depolama Teknolojileri Anonim Şirketi mevcut ortaklarından Rubelius, burada da gördüğünüz üzere Rubelius daha önce %1 pay almıştı. $600 milyon değerleme üzerinden şirketin operasyona geçtiği ay içinde kullanılmak üzere %1 oranında öncelikli alım opsiyonunu 11. ayın 30'u 2022 tarihinde imzalanan, kamuoyuna duyurulan sermaye iştirak ve pay sahipliği sözleşmesiyle elde etmiş. Rubelius var olan ortaklığına ek %1 daha pay alarak sözleşmeyle kazanmış olduğu hakkı kullanma yönünde karar almıştır. Şimdi arkadaşlar, bu şirket %1'ini daha önce almış. Fakat anlaşmaya göre isterse daha sonra %1 daha alabilirmiş. O %1 almaya da kullanmış. O %2'ye çıkmış. Bu minvalde toplam payın emisyon primli sermaye artırımı suretiyle %2'ye çıkarma yönünde bağlı ortaklığımız Pomega Enerji Depolama Teknoloji AŞ ile sermaye iştirak ve pay sahipleri sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme hükmü esasınca $6 milyon fon 9. ayın 22'si 2023 tarihinde Pomega şirketine aktarılmıştır. Yani bugün parayı göndermiş. Kapanış işlemleri tescili gerçekleştirilecek ve kamuoyuna duyurulacaktır. İlgili satış sürecinin 8. ayın 21'e 2023 tarihinde açıklanan İş Yatırım Menkul Değerler AŞ ile imzalanan Pomega hisselerinin %4 ile %9 arasında kısmının hisse satışı ile devri ya da sermaye artışı yöntemi ile iştiraki sürecinde herhangi bir değişikliğe sebebiyet vermeyeceğini ayrıca kamuoyuna duyurmaktayız. Şimdi arkadaşlar, bu şirket Rubelius daha önce de bunun %1'ini almıştı. Ben biliyorum, biliyorsunuz bu şirkete az çok da birazcık hakimim. Pomega Türkiye'nin %1'ini $600 milyon üzerinden satın aldı. Daha önceki aldığı %1'i de $210 milyon değerleme üzerinden almıştı. Yani şirket açılmadan önce $210 milyon değerleme üzerinden %1 almıştı. Şu anda şirket açıldı, deneme üretimleri yapılıyor, bazı çoğu makinaları geldi, onların montajları yapılıyor. Biliyorsunuz bu gibi yatırımlar hemen açtım şirketi hemen full kapasite çalışsın olmaz. Önce makinalar test edilir, deneme üretimleri yapılır, belli zaman sonra yavaş yavaş, aynı TOK'ta olduğu gibi, oradan hatırlayabilirsiniz. Şimdi daha önce $210 milyon değerleme üzerinde %1 alan şirket bu sefer $600 milyon değerleme üzerinden %1 daha almış. Zaten patron daha önce agresif büyüyen bir şirketiz ve paraya ihtiyacımız oluyor. Pomega'nın bir kısmını belki satabiliriz. Satabiliriz derken işte bu yöntemlerle satabiliriz demişti. Dediğim gibi şirketin yatırımlarından dolayı acil paralara ihtiyacı oluyor. Şirketin patron çok iyi yönetiyor. Rubelius da herhalde burada bu kadar parayı boşu boşuna yatırmamıştır. Herhalde daha fazla verse daha fazla alırdı bu şirket. Hele ki seneye Kontrolmatik Pomega Amerika açıldığı zaman çok farklı hikaye doğacak ortaya diye düşünüyorum.
yatırım tavsiyesi değildir. Arkadaşlar bugün de zaten fiyat bayağı ivmelendi. Fakat yeni girecek yatırımcılar için bakın Kontrolmatik 319 lira 60 kuruş. Tavan yaptı bugün. Toplam 200 milyon adet ödenmiş sermayesi var. Hala çok az bir sermayesi var ki geçen sene bedelsiz sermaye artışı yapmıştı. %375 diye hatırlıyorum ben o civarlarda. Fiili dolaşım oranı %42.21. Hemen bakalım sermaye artırımına. Pardon, 425.45 oranında sermaye artışı çok az bir hissesi vardı. Hala çok az bir hissesi var. Hala bedelsiz potansiyeli çok yüksek. Bakın 2021, 22, 23 yıllarında da temettü ödemiş bir şirket. Çok az da olsa yatırımcısını düşündüğünü bize gösteriyor. Yani ben hatta bu temettüyü de ödememesini tercih ederdim. Çünkü şirket dediğim gibi agresif büyüyen bir şirket, agresif büyüyen şirketlerde temettüyü vermese büyümesine ve fiyatına daha fazla katkı vereceğini düşünüyorum. Karneye baktığımız zaman karlılıkta 6'da 2 görünüyor. Tabii ki buradaki karlılık paraların yatırımlara gitmesi, işte sürekli yeni yatırımlar yapılması vesaire. Bunun yüzünden büyümede 6'da 3, borçlulukta 6'da 3. Şimdi bunların hepsi bu şirket en büyük, zaten geçen gün konuşmasında patronla açıklamıştı. En güzel bilançoyu 4. çeyrekte, yani sene sonunda yolluyor. Onun için benim için hiç önemli değil. Hatta bunların hepsi 6'da 0 olsa bile benim için önemli değil. Çünkü şirketin yaptığı işler çok güzel. Zaten yatırımcı da bunun bilincindeki bu şirket bu fiyatlara çıktı arkadaşlar. Dolayısıyla hala benim iki gözümün çiçeği olmaya devam ediyor. Arkadaşlar herkese hayırlı hafta sonları diliyorum. İyi tatiller diliyorum. Çalışanlara da Allah kolaylık versin. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.